Merhaba arkadaşlar, Aksiyon Tünik kanalımıza hoş geldiniz. Arkamda bir tane Almanya'dan gelen bir Amaro'muz var. Ayhan abi arabayı Almanya'dan getirdi. Orada da galeriş yapıyor, alsat yapıyor. Araç sahibi Ayhan abimizi alalım. Ta Almanya'dan buraya kadar gelmiş. Ayhan abi hoş geldin. Hoş bulduk. Hoş geldin abi. Hoş bulduk. Ayhan abi, arabada beğenmediğin ne var? Arabayı getirdin bize. Yapmamızı istediğin, beğenmediğin neresi var? Her tarafı. Ben bir araba burada aldığım zaman ben bu arabayı tanımak istemiyorum bir daha. Araba yükseltmek, jant lastik geniş olacak, araba geniş olacak ve araba komple bir korkunç şekilde gözüksün sonradan. Ben onu istiyorum. Gerisi size bağlı. Siyah mat, siyah. Siyah mat. Tamam. Bir... Koltukları nasıl istiyorsun abi? Kırmızı. Sence? Bence de kırmızı. Yani siyah 3 kuruş kırmızı. Fazla olsun, kırmızı olsun yani. Burayı o zaman ondan mı öyle yaptın? Aynen. Bu duvarı senin yüzünden yaptık böyle biliyorsun. Benimle alakası yok. Ben siyah istemişim, sen kırmızıya çevirdin. Gördüğün gibi... Direksiyonda kılıfı kalmamış. Ondan sonra kemeri gösterdiğim zaman da burada kim ne yediyse bilmiyorum. Çok kötü bir durumda. Ama gerisi arabanın için genelde temiz. Kapı fitillerimiz falan da. Fitiller tabi bunlar şimdi biraz 2011 model olduğu için. Gel gel bagaja bak gel. Bagaja bakalım. Bunu olacak. Ezikler var ufak tefek. Arkası çok kullanılmış. Normalde Almanya'dan böyle çok böyle kötü araba gelmez bize yani böyle çok bu bayağı bir kötü ama bunu hor kullanmışlar. Biraz hor kullanmışlar, aynen öyle. Hor kullanmışlar. Orayı açma istersen, arkası çok dolu. Açsana bakar olsun, gel neler var, arka kolu taysana. Almanya'dan gelen arabanın arkasında ne var? Aleşya var. Allah aşkına gel, yiyecek var, ben baktım, gel. Baktın mı? Ne olur gel gösterelim, herkes görsün. Nereye göstereceksin? Abi kapıyı açmayın diyor, açmayın diyor, açmayın diyor. Burada kızarmış ekmekler, evet. Biraz yağ, yastık. Abi sen yağ, ekmek, yağ karışık. Tamam daha iyi gidiyor biz. Bu işin içine büyüdüğümüz için onlar iyi gidiyor. Abi yanlış anlamışlar. Evet arabanın içinde koltuklar yapılacak. Tavan döşememiz yapılacak. Detay ya söylediniz mi? Detay yapılacak. Koltukları kırmızı niye abi? Farklı olsun böyle bir göze batsın. Kapıyı açtığın zaman bir hani bir şey çarpsın, bir renk çarpsın. Dışarıdan komple siyah olduğu zaman İşte, İçerisi gözükmeyecek pek fazla film olduğu için. Evet gözükmeyecek. Kapıyı da açtığı zaman adam diyecek ki bu ne? Krem tarzı yapsak o da güzel olur. Gene konuşulur ama ilk tercihimiz siyahtı. İçinde alkantara. Bak siyah, dışı siyah, içi siyah da çok güzel olur. Krem de patlatır bu arada. Ben pek kremden yana değilim ama kırmızı olsun, kırmızı yapıyoruz. Fazla olsun. Kırmızı olsun ya da simsiyah olsun. O da fark etmez. Simsiyah da olabilir. Ona şöyle da yapalım. Ona da yok, şöyle yapalım. Siyah, kırmızı karışık yapalım. Aynen. Bak, aynen. Ortayı kırmızı yapalım. Kenarlarını şöyle siyah yapalım. Daha güzel. Hem çok ya ben kıpkırmızı olunca Barış babamın arabasını yaptık biliyorsun değil mi? Kıpkırmızı yaptık. Onu bence çok... güzel olmadı. Hayır, güzel olmadı abi. Kıpkırmızı kötü duruyor abi gerçekten. Bak şimdi bunun kenarlarını siyah yapıp ortayı kırmızı yaparsak boğulmayacak ya. Araba da siyah zaten. Aynen boğulmasın. Dikişler dikişler sıyı kırmızı. Aynen. Aynen siyah. İnce detaylar. Siyah kenarlar, dikişleri kırmızı, orta kırmızı. Bence güzel olacak. Size güvendiğim için zaten Almanya'dan buraya geldim ve komple size bırakıyorum. Sonra ben biraz da sürprizle karşılaşmak istiyorum ve sonra da sevineceğime çok eminim. Abi fiyatlar hakkında ne düşünüyorsun? Fiyat bazen yorumlarda yazıyorlar çok pahalı bu kadar para verdi falan diye. Parası olmayan gelmesin aga ben ne diyeyim? Yok fiyatlarımız uygun değil mi abi? Ya belki şimdi bize göre fiyatları uygun geliyor o yüzden yurt dışı dövizden Türkiye'de dolayı. Türkiye'de öyle aslında. Ona bir yorum yapamam. Türkiye'de de ucuzuz ama Türkiye'de insanlar şey görüyor hani burayı çok pahalı zannediyor. Hani internette görüyorlar ya biz. Evet. İnternette gördükleri için bu kadar işte iş çıkıyor buradan şey onlar çok pahalıdır diye düşünüyorlar. Ama emek var. Ama buraya gelseler fiyat farkını ve kaliteyi gördükleri zaman diyorlar ki ha burası uygunmuş. Almanya'ya göre uygunuz. Türkiye'ye göre de uygunuz bence. Ama kaliteye göre tabii ki. O zaman başlayalım arabayı Mustafa'ya göndermeden önce bir koltuklarına başlayalım bence. Dışı bitmeden önce içi bitsin sonra dışına başlayalım. Abi görüşürüz. Görüşürüz. Sonunda görüşmek üzere. Tamamdır. Hoşçakal.
kaplamasını bitirdik. Şimdi vinç kablosunu bağlıyoruz. Verelim şöyle, bak. Barış'cığım görüyor musun? Bunu nasıl bağlıyoruz usta? Kaç milim bu saç? 6 milim. Evet. 6 milim şaseye bağlantılı direkt. Direkt şaseye değil mi? Direkt şaseye bağlantılı. Demonte halinde. Hiçbir yeri vermeden, kesmeden, biçmeden. Orijinal, tamamıyla her şey orijinal. Tamamıyla orijinal. Direkt şasiye bağlıyoruz arkadaşlar. Yani arabadan bunun kopma ihtimali sıfır. Yani halat kopar ama burası burada kalır yani. Gel arkaya da bakalım bir. Gel. Arka tampon, demir tampon yapılıyor. Kadir kolay gelsin. Canım. Sağ ol abi, hoş geldiniz. Hoş bulduk. Gel. Barış. Görüyor musun? Bak bunları da geri vitese taktığın zaman çok mükemmel. Geri vitese taktığında bunlar yanıyor. Arkayı arabanın önü gibi aydınlatıyor ama bir tıkıntısı var, arkadaki arabanın gözünü alıyor ama bu off-road arabası, yapacak bir şey yok. Arkasına fazla yaklaşmayın. Böyle arabanın arkasına da sürgülü kepenk montajını yaptık ama şu an araba biraz yüksekte olduğu için çekemiyorum. Finalde zaten videoda sonunda göstereceğim size. Başka neler yapacağız arabaya? Devam ediyoruz. İçim çok merak ediyorum ben. Abi içini göstermek istemiyordum ama sen merak ucundan ediyorsun. Mı? Şöyle gösterelim ya, gel. Arabanın içi biraz şu anda daha çalışma olduğu için biraz içi dağınık, onun için göstermek istemedim. İçini şöyle yaptık. Ortaları siyah, kenarları kırmızı. Deri kaplama. Kemerlerimiz yine tabii ki her zamanki gibi kırmızı. Biliyorsun. Kırmızı olsun. 5 kuruş fazla olsun. Hadi de devam edelim. Zamanımız yok. Bu arabayı müşteriye teslim etmemiz lazım. Arkadaşlar, Ayhan abi Almanya'dan bir yavrak getirmişti bize. Araç bitti. Şimdi Ayhan abimi teslim edeceğim arabayı. Ama daha 3 tane daha arabası var. Bir Amarok, 2 tane daha Ford'u var abi burada. Nerede Ayhan abi, geldi? Ayhan abi burada. Merhabalar. Hoş geldin abi. Ayhan abi hoş geldin. Hoş bulduk. Nasılsın? İyidir abi. Ayhan abi burayı su yolu yaptı. Artık Ayhan abi bir ayağı İstanbul'da. Ne yapıyorsun sen ya? Mustafa, sen de gel abi. Gel. Gel Mustafa abi, gel. Gel. Kanki. Gizli kahraman. Hoş geldin. Hoş bulduk. Evet, aracımız bitti. Şimdi Ayhan abimize arabayı teslim edeceğiz. Arabamızı açacağız. Ayhan abi heyecanlı değil çünkü arabasını gördü. Ama biz yine adettir üstünü örttük. Siz bu arabayı merak ediyorsunuz diye sadece bu arabayı sizin için üstünü örttüm. Bakalım beğenecek misiniz? Almanya'dan olan arkadaşlar, Ayhan abiye ulaşmak istiyorsanız bize ulaşıp bizden Ayhan abinin bilgilerini alabilirsiniz. Bu arada Ayhan abi Almanya'da bunları burada yaptırıp orada satıyor. Bilginiz olsun, Almanya'daki gurbetçilere gelsin. Bu arada Mustafa, bu arabayı en yüksek araba yapmışsın galiba, doğru mu? Bir anlat bakalım. Bu arabanın biliyorsunuz salıncakları, makasları olmuyor. Amarok çok yükseltmede de zor bir araba. Evet. Sadece 4,5 santim kupa atabiliyorsun sadece arabaya. Ama bu arabaya komple özel bir tasarım yaptık. Arabayı yaydan, salıncaklardan ve kupadan, kupaya da bir 5 santim bir kupa kullandık. Yani arabamızın genel toplamı şu anda 16 santim yüksekliği artı bir de
8 santim lastikten kalktı. 24 santim. 24 santim aynen. 24 santim arabamız havada. Yani Almanya'da en yüksek Amor. Evet. Bu araba. Biraz sonra göreceksiniz. Açalım artık. Heyecan. Ben de heyecanlandım. Hadi açalım. Aynen abi. Açalım. Hazır mısın? Hazırım. Açıyoruz. Açalım mı? Açalım mı? Açalım. Açıyoruz. Harika. Harika. Bunu gören herkes dönüp dönüp bakacak. Beğendin mi abi? Çok harika. İçerisinde mi? Çok harika. Aynen abi, bu arabanın en büyük özelliği hem çok yüksek olması hem de şu anahtarlık. Evet. Bu ne biliyor musun Barış'cığım? Bu arabayı uzaktan çalıştırıyor. Yaklaştığın zaman kapılar açıyor, kapatıyor. Yani arabadan bak şu anda uzaklaşınca kapıları kilitledi. Yaklaştığımızda otomatik anahtar cebimizdeyken de kapılar açıyor. Anahtarı evde unutsak bile, Ayhan abi bunu evde unuttu diyelim. Arabanın hemen ön tarafında şifrematiğimiz var. Şifrematikte de arabayı kendimiz açabiliyoruz. Gördün mü Barış? Ben çalıştırmayı merak ediyorum. Çalıştırmasını görelim. Tabii ki. Yine basılı tuttuğumuzda aynı şekilde arabayı üstüne edebiliyoruz. Yani evde soğukken mesela arabaya hani üstümüzü giyiniyoruz ya, arabamızda kapının önünde uzaktan çalıştırabiliyoruz. Ayhan abi, evde arabanın mesafesi ne kadar? Çok uzak mı? Yok, bu kadar pek uzak değil. Arabayı görebiliyor musun? Her zaman. Arabayı görebiliyorsan oradan çalışır. Her zaman, aynen. Yani sen arabaya bindiğinde araba sıcak olacak. Arabamızın yükseltmesinden bahsettik daha önce. Arabamıza 305-60-18 jant lastiğimizi MT olarak hem çamur hem karda yürüyor. Hem de asfaltta da kullanabiliyor. Bu jant lastik modelimizi seçtik. Yine civata görünümlü dodiklerimizin montajını yaptık. Bunlarda kesinlikle aracı delme, kesme biçimi yok. Aracımızı komple mat siyaha kapladık. Kapı gövde kaplamalarımız, S32 model basamağımız, sepetli rol barımız, çelik arka tamponumuz. Çelik arka tampon modeli mi olarak? S20 olarak. S32 basamak. S20 arka tampon. Geri videsine aracı taktığı zaman direktman aydınlatıcı ledlerimiz de aktif oluyor. Sürgülü kapak olmazsa olmazımız. Sürgülü kapağımızın montajını yaptık. 105 santim bir tane öne bir tane arkaya ledimizin montajını yaptık. Falcon tavan çıtası biliyorsun Barış. Yok satıyoruz bu malzemeyi. Kaput rüzgarlığımızı montajını yaptık. Bütün her şeyimizi mata boyadık. Kaput su kubumuz var. Kendi ürünümüz, kendi üretimimiz. Mum vizörümüz. Cam üstü offroad mum vizör. Vincimizin montajını yaptık. Vincimiz tamamen tampon sökülerek içeride tabla takarak her arabaya da olduğu gibi bunda da aynı işlemi yaptık. Bir şey söyleyeyim sana Barış. Arabanın içi çok güzel. Oturmaya da bekleriz. Bak aynen oturmaya da bekleriz. Arabanın içi çok güzel ve çok güzel oldu. Yani arabanın içine oturduğunda gerçekten göz yorulmuyor. Keyif alıyorsun. Yani taval alkantre, koltuklarımız siyah kırmızı karışım. Deri, kırmızı emniyet kemerimiz. Bu da yine koltuklara uyum sağlamış. Tavanımız alkantre, siyah tavan. Şöyle elimizi sürdüğümüzde. Direksiyonumuz yine aynı şekilde koltuklar gibi siyah, kırmızı, deri kaplandı. Şu aşağıda yanan ne abi? O aşağıda yanan, biraz önce anlatmıştım ya, start stop. Burada anahtar, normalde anahtar yeri vardı. Burayı iptal edip bunu takıyoruz. Yani start stop'u takıyoruz. Bu start stop, zaten arabanın içerisinde bir tane beyin, bir burası bir de kumanda, başka yok. Start stop, kumanda ve beyin var. Buraya bastığımızda şöyle frene basıp start stop'a bastığımızda anahtarımız bu şekilde arabamız çalışıyor. Yine aynı şekilde anahtarsız stop edebiliyoruz. Kanalı kapatmak için Ayhan abi yanına gidelim. Ayhan abi, videolarımızı izliyor musun? Tabii ki de. Kutubat kanalı sen kapat. Aksoy TV'de kalın, hoşça kalın. Hoşça kalın.